altı ilaç ve ilaç dışı tedaviler var. İlaç dışı tedavilerde ilaç tedavisi kadar etkili ve önemli. Özellikle sigaranın bıraktırılması çok önemli KOAH hastalarında ve tedavinin en önemli adımı. Çünkü neden bu? Nedeni ortadan kaldırmak da başarı açısından çok önemli. Biz o yüzden her hastamızı sigarayı bıraktırma konusunda cesaretlendirip motive etmeye çalışıyoruz. Hiçbir tedavi yönteminin veya ilacın sigarayı bıraktırmak kadar etkili olmayacağını hastaya anlatıyoruz ve sigara bıraktırma polikliniklerine yönlendiriyoruz hastalarımızı. Bunun dışında alevlenmelerin önlenmesi açısından, çünkü alevlenmeler ciddi sonuçlara yol açabiliyor KOAH hastalarında. Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde evden çıkmamalarını hastalara öneriyoruz. Ve alevlenmenin önemli nedeni olan grip ve zatürreleri önlemek açısından da zatürre aşısını ve grip aşılarını düzenli olarak hastaların yapması gene KOAH hastaları için önemli ve bunu ücretsiz olarak da temin edebiliyor hastalarımız. Egzersiz tedavinin bir başka önemli bölümü. Hastalar ne kadar çok egzersiz yapar ve fiziksel aktivitede bulundurlarsa yaşam enerjileri o kadar artıyor, yaşam kaliteleri artıyor, kendini daha güçlü hissediyorlar, daha mutlu hissediyorlar. Ve bunun için hazırlanmış pulmoner rehabilitasyon programları var. Hem egzersiz kapasitelerini artıracak yöntemler öğretiliyor hastalara, hem de işte beslenme, ilaç kullanımı gibi diğer destekleyici tedaviler bu program içerisinde sunuluyor. Ve oldukça da yarar görüyor hastalar yaşam kalitesini arttırmak adına. Biz de hastalarımızı buralara yönlendirmeye çabalıyoruz. İlaç tedavilerine geçtiğimiz zaman ise öncelikle nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Ve biz bu ilaçları inhaler dediğimiz cihazlar aracılığıyla kullanıyoruz. Bunların içinde toz şeklinde veya kapsül şeklinde ilaç var bu cihazlarda. Ve hasta nefes alırken cihaz içinden ilacı da çekmiş oluyor ve ilaç direkt olarak solunum yollarına ulaşıyor. Hem daha iyi etki ediyor hem de daha güvenilir çünkü kana karışmıyor ilaç buradan veya çok az miktarda karışıyor. Bu nedenle de yan etkilerini çok daha az görüyoruz. Tabii en büyük problem burada hastanın cihazı iyi kullanmasını sağlamak. Çok çeşitli cihazlar var. Bizim en büyük hedefimiz de hasta için en uygun olan, hastanın en rahat kullanabileceği cihazı seçip ilacı da o cihazla hastaya vermek. Hastanın durumuna göre de bir veya birden fazla ilacı birlikte kullanabiliyoruz KOAH tedavisinde. İlerlemiş dönemde ise oksijen tedavileri gündeme geliyor. Özellikle hastanın oksijenin yeterli olmadığında, ki biz bunu atar damardan aldığımız kanda oksijen ve karbondioksitine bakıyoruz. Eğer oksijen düzeyi belli bir seviyenin altındaysa o zaman dışarıdan oksijen vermek gerekiyor. Oksijen tüpü veya konsantratör gibi cihazlar bu amaçla evlerde kullanılabilen cihazlar. Hasta uyurken veya efor sırasında oksijen alması gerekiyor ve bazen 18 saate kadar uzun süre evde oksijen kullanması gerekiyor. Karbondioksitin yükseldiği durumlarda da basınçlı hava veren cihazlarımız var bizim. Daha çok yoğun bakımda kullandığımız ama gerekli durumlarda ev tipi de olan, evlerde de hastaların kullanabileceği BiBAP veya CiBAP dediğimiz cihazlar. Bu cihazlar da bu tür hastalarda evde kullanmak üzere verilebiliyor.